Şimdi gelelim değişim ve liderlik meselesine. Bir kere bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız, parasız, sadece ama sadece hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduysak, başörtülüsü, başı açığı, seküleri, Atatürkçüsü, milliyetçisi bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Bir daha ifade edeyim. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler %20'lerden %48'lere uzanan kitlelerdir. Değişen şeyler asla görüşülemez denilen cenahlarla görüşmek, ittifak yapmaktır. Değişen şeyler neden bizden değilsin diye o tarafı görmezden geleceğine onların yanına gidip ellerini tutmaktır. Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonu davamıza kattık. Yarın 35 milyonu davamıza katacağız. Bundan hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmaz. Anlatmaya çalıştığım şu: 25 milyonu bir araya getirmenin başarısının sadece bana, yani sadece lidere ait olmadığıdır. Bir daha ifade edeyim. Anlatmaya çalıştığım şey, 25 milyonu bir araya getirmenin başarısının sadece bana, yani bir lidere ait olmadığıdır. Bizler, yani hakkın yanında olanlar, haklının yanında olanlar, insanların kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyaset malzemesi yapmayan 25 milyon kişiyiz biz. Eğer tüm kara propagandaya, yapılan sahtekarlıklara, sermaye gücüne, sarayın kullandığı devlet bürokrasisinin gücüne rağmen haksızlığı görüp hakkın yanında yer alabilmişsek, bu başarı 25 milyon olarak hepimizindir. Hepimizin başarısıdır. Başarıyı tek başına üstlenmem. Ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız, o zaman tek başıma karşınızda dururum ve karşınızda dikilirim. Çünkü 25 milyona dokundurtmam. 25 milyona dokundurtmam. 25 milyonun hakkını ve hukukunu kimseye yedirtmem. Çünkü onlar hiçbir çıkarı olmayan saray saltanatına rağmen, sarayın tüm sahtekarlıklarına rağmen halkın ve hakkın yanında duranlardır. Sayımızı 25 milyona çıkarma başarısı hepimizindir. Buradaki değişimin mimarı tüm Cumhuriyet Halk Partilerle birlikte Millet İttifakı'nın tüm mensuplarıdır. Parti olarak veya bireysel olarak zulmün karşısında haktan, hukuktan, adaletten yana kim bizimle birlikte olmuşsa bu başarı hepimizindir ve bu başarı herkesin başarısıdır. Açıkça ifade edeyim. Eğer 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerin sayısını artıracak süreci yönetmektir. Masalar kurarak, Halil İbrahim sofraları kurarak, birleşerek, mücadeleye yorulmadan devam ederek ileriye doğru değişimin sadece bir gün değil, sadece bir gün değil, hayat boyu süren bir süreç olduğunun idrakiyle yönetmektir. Değerli yol arkadaşlarım, gelecekte bu partinin elbette başka liderleri de olacaktır. O zaman da bugün de ben aynı kalacağım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi lideri olmam ya da olmamam hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü biliyorum ki saray saltanatının karşısında halk olarak hep beraber durup mücadelemizi sürdüreceğiz.
otoriter bir yönetimden Türkiye'yi kurtarıncaya kadar. Kazanımlarımızı geriye değil, ileriye taşıyacak değişimi hep birlikte başaracağız. Tüm yoldaşlarımın şunu akıllarından çıkarmalarını isterim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olsam da olmasam da, birleştirdiğimiz bu 25 milyonluk demokrasi kitlesi hakkın yanında duranların kitlesi olacak ama hiçbir zaman bir liderin güdümünde olmayacaktır. Sizler zaten bir liderin ya da bir kişinin güdümünde olmamak için bir araya geldiniz. Hiçbir zaman birleşmeyi, mücadeleyi ve her çeşit başarıyı tek bir isme sakın indirgemeyin. Bizler hepimiz değişimin ancak bir parçasıyız. Devrimlerin tek bir lideri olmaz. Ama her zaman, ama her zaman devrime inanmış halklar olur. Ve tüm başarı halkın kendisinindir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir neferi, en az 25 milyondan oluşan halkımızla birlikte onların lideri olarak değil, yoldaşı olarak değişime ışık tutmaya devam edeceğiz. Haramilerin saltanatlarını liderler değil, halklar yıkmıştır. Ve emin olun ki bu saltanatın yıkılması da sandığımızdan çok daha yakındır. Var olan kabineyi Duyun-u Umumiye Kabinesi olarak ilan etmiştim. Evet, Duyun-u Umumiye Kabinesi. Çünkü bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler bir süre sonra batının tefecileri tarafından teslim alındı. Artık onlar ülkeye Hazine ve Maliye Bakanını tayin eder hale geldiler. Artık onlar Türkiye'ye Merkez Bankası Başkanını tayin eder. Bu tablo bizim kabul edeceğimiz türden bir tablo değildir. Uluslararası tefeciler eğer artık bakan atıyorsa, Merkez Bankası'na başkan atıyorsa çok ciddi bir beka sorunumuz var demektir. Bunun görüşülmesi, bunun anlatılması gerekiyor. Yine sizden isteyeyim. Milletvekilleri, kadın kolları, gençlik kolları, il başkanları, ilçe başkanları. Evet, seçimler yapılmaya başlandı ama seçimlerle beraber, yani mahalledeki seçimlerle beraber bunu da hem kendilerinin arkadaşlarına hem de halka anlatma yükümlülükleri, borçları var. Bunun da üzerinde durmamız gerekiyor. Denize düşen yılana sarılır diye güzel bir atasözümüz var bizim. Öyle bir noktaya getirdiler ki önce Türkiye'ye borç verdiler, borç batağına sürüklediler. Şimdi emir alır hale geldiler. Ne diyor güzel bir söz? Borç alan emir alır diyor. Evet, şimdi emir alıyorlar. Ve dünyanın kaderini parayı kontrol eden belirler. Erdoğan kontrol eden değil, artık kontrol edilen kişidir. Uluslararası tefecilerin kontrol ettiği ve yönlendirdiği kişidir. Düne kadar faizi artırmam, artıramam, asla bunu yapmayacağım diyen kişiye tükürdüğünü yalatmak da bu uluslararası tefecilerin görevleri arasında olmuştur.